Evet değerli izleyenler, Bandırma Manşet'te haftanın sonu yorumlarımız devam ediyor. Alt liglerden sonra sıra geldi ikincilik beyaz grubumuza. Evet hocam, ikincilik beyaz grupta pazardan 3 farklı galibiyetle geldik 3 puanı ve bundan değerlisi ise ilk 4'e girdik. Rakiplerimizin aldığı karşılaşmalar da bize çalıştı. Biz önce haftanın toplu sonuçlarıyla yorumlarımıza başlayalım. Evet, çok sevinçliyiz gerçekten. İsmail Hoca'nın sihirli eli değdi diyorum. İnşallah nazar değmez. Bu son 5 haftalık sonuna kadar böyle gider ve Bandırma Spor Playoff yarışı içerisinde yer alır. Buna yürekte inanıyorum. Zaten bizde de o güç var. Haftanın sonuçlarına gelince Ümraniye Ordu deplasmanında öldü dirildi. Sonuncu Ordu'yu son dakikada attığı golle yenebildi. Uzun süre berabere Ordu 1-0 önde başladı maça. Son 89'da gol bularak Ümraniye maçı 2-1 kazandı. Sarıyer İstanbul maçından istediğimiz sonuç çıktı. Keşke İstanbul Spor yenseydi. Sarıyer rakibimizdi. Biz Sarıyer'e 2 puan daha yaklaşmış olduk. Evet. Pazardan çok güzel haberler geldi. Öne geçtik. 2-0 oldu. Pardon 1-1 oldu bir ara. 1-1'e geldi maç. Daha sonra 5 dakikada neyse fazla uzatmadan 2-1 önü sonucu yakaladık. Uzatma dakikalarını da penaltıdan kazandığımız golle çok derin bir nefes aldık. Çünkü çok anlamlı bir maçtı. Pazar Spor'un kırılma maçıydı. Bandırma Spor Pro hesapları vardı. Bu bakımdan Bandırma Spor'u tebrik ediyorum. Pendik, Hacettepe 3-1 uğurlayarak yüreklerimize su serpti. Hacettepe rakibimizdi. Deplasmanda yenik olarak döndü Hacettepe. Menemen maçıyla güzel bir berabere gidiyordu. Menemen ne yaptı etti? Bu hafta konuğumuz olacak. Bandırma Spor'la oynamış Mustafa Şen'in 2 golüyle Konya'da bu Selçuk 2-1 yemeyi başardı. Bayrampaşa 1-0 öndeyken beraberliği galibiyeti koruyamadı. Nazilli Belediye takıldı. 1-1 berabere kaldı. Biliyorsun Nazilli Belediye beraberliği seven bir takım. En güzel sonuç Hatay'dan geldi. Kırklareli 2-1 öne geçmişti. Kırklareli playoff'taki rakibimiz Hatay Spor maçı ikinci yarı döndürmesini bildi ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Kırklareli Spor mağlubiyeti bizim ekmeğimize yağ sürmüş oldu. Bursaş kendi evinde Fethiye'ye 1-0 yenildi. Üsküdar Anadolu Can abi ile Kahramanmaraş'ı 1-0'a geçerek ben ligde kalacağım mesajını verdi sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bu arada bir düzeltme yapalım. Bandırma Spor 2-0 öndeyken 2-1 oluyor. Sonra penaltı golü geliyor. 90 tamam, artı 3'ten. Tamam. Demek ki dikkatimizden evet. Kaçmış. Evet, evet hocam. O zaman biz pazar günü Zafer yazan kadroya gelelim hocam. Nasıl buldunuz Bandırma Spor kadrosunu? Şimdi maçı seyretmeden kadro hakkında yorum yapmak doğru değil ama artık anlaşılır ki İsmail Hoca bu kadroyu oturtmuş. Şimdi bakıyorum Ali, Bahri Can, Küçük Oğuz, işte Serkan, Özgür. Burada bir Celal'i gözüm aradı. Demek Küçük Oğuz'u tercih etmiş. Celal'i de zaten herhalde sakatlık olacak. Oyuna 52. dakikada almış. Orta üçgen belli. Büyük Oğuz Yusuf, Hacı Mustafa üçgeniyle başlamış. Doğru bir üçgen. Mehmet sağ açık, Ekrem sol açık. Doğan yerine işte Murat Uluç'u tercih etmiş geçen haftaki gibi. Yani bu gösteriyor ki Bandırma Spor'un artık şablonu oturmuş durumda. İsmail Hoca takımı tanımış durumda. Bu gelecek için çok iyi işaret. Değişiklikleri nasıl bulduk hocam? Değişiklikler dakikalarına bakıyorum. Şimdi maçı seyretmediğim için sakatlandı mı yoksa çok bir bariz mi hata yaptı tahmin etmiyorum. Özgür herhalde sakatlandı. Stoperlerimizden biri sakatlanınca mecbur değişikliğe gitmiş. Celal'i oyun almış. Banko doğru bir değişim. İkinci yarıya Ekrem'in yere Doğan'la başlamış. Kanat oyuncusu almış bir santrafor oynasın. Çift santrafora geçmiş. Burada bir değişik yaratmış. Artık orta sahada tek önlü buraya herhalde geçiyor. Ekrem sol açık, Doğan ise santrafor. Murat Uluç da Doğan'ı yan yana oynatarak anlaşılan İsmail Hoca ikinci golü aramış. Bu da doğru bir yorum. Son değişiklik bakıyorum. 62'de gelmiş. Herhalde Hacı Mustafa'dan istediği randımanı alamamış ya da sakatlıktan veya karttan korkmuş olacak ki bu da olabilir. Çünkü Hacı Mustafa zaman zaman agresif bir oynayan bir futbolcu. Orta sahayı Talha'yla yumuşatmaya çalışıyor. Yani çok maçın akışına göre çok uygun değişimler. Şimdi bu takıma sadece belki soracaksın. İki tane adamın yerleştirilmesi kalıyor. 18'e. Evet. Onu tabii antrenmanlara gitmediğimiz için buradan yorumlamak doğru olmaz. Eğer İsmail Hoca en kısa zamanda playoff öncesi işte İsmet Hakkı'yla yine David Deniz'i bu 18'e kazandırırsa Bandırma Spor ideal 11'ini bu
olmuş olacaktır diye düşünüyorum. Evet hocam, teşekkür ederim. O zaman ikilik beyaz grupta ligin tamamlasan 5 hafta kala puan cetveli bize ne diyor, ona bir bakalım. Ne diyor? Ümraniye ve İstanbulspor'dan birinin şampiyon olacağını söylüyor. Ümraniye arayı 3 puan aştı fakat İstanbulspor'un maçları daha avantajlı. Ümraniye 3 deplasmana gidecek. Deplasmanlara bakın, Ümraniye gideceği deplasmanlara. Kırklareli'ye gidecek, İstanbulspor'a gidecek, Bandırmaspor'a gidecek. Çok zorlu deplasmanlar. 3'te 0. Diyemem. Diyemem. Sen öyle diyorsun. Ben o kadar etkili konuşamıyorum. Evet. İstanbulspor'un 2 deplasmanı var. Biri Hatay, biri Kırklareli. İstanbulspor'un maçları daha kolay. 3 puan geride olmasına rağmen. Ama Ümraniye bu saatten sonra bırakır mı? Onu ben de bilemem. Onu son 5 haftada göreceğiz. Yani Ümraniye ile İstanbulspor arasında, ama fikstür avantajı şu anda İstanbulspor'un elinde gözüküyor. 3 puan geride olmasına karşılık. Playoff'a gelelim. Playoff yarışında şimdi Bandırma Spor büyük hamle yaptı. 52 puanlı Sarıyer'i yakaladı. Puanımız 50. Şimdi Sarıyer 52 puanla 3 deplasmana gidiyor. Konya, Anadolu, Selçuk, Nazilli, Kahramanmaraş. Kolay deplasmanlar değil. Bandırma ve Hacettepe ile içeride oynayacak. Bandırma Spor'un 5 maçta 2 deplasmanı kaldı. Sarıyer ve Hatay. Bakın Hatay düşmeye oynuyor. Stres yapacaktır. Bu bizim işimize yarayabilir. Sarıyer'den de biz puan alabilecek güçteyiz. Bizim çocuklar İstanbul'u sever. İstanbul'da daha iyi top oynarlar. Evet. İstanbul Başakşehir maçında gördükten sonra biz Sarıyer'i orada da devirebiliriz. Sarıyer'de bir düşüş var. İnşallah ben yanılmam. Bandırma Spor belki de playoff yarışında ligi 3'ünü tamamlayacaktır diye düşünüyorum. Nazar değmesinden korkarak yine bir antiparantez açıyorum. Hacettepe, Pazar ve Sarıyer'e gidecek 3 içeride maçı var. Bayrampaşa, Menemen, Bursaş. Hacettepe'de 3 içeride oynayacak. Avantajlı gözüküyor. Menemen işi çok zor. Menemen 3 deplasmana çıkacak. Deplasmana bakın. Bandırma deplasmanı, Hacettepe, Üsküdar, Anadolu deplasmanı. Üçü de zor. 3'te 0. Olmasa da olabilir. Yani Üsküdar, Anadolu kümede kalmak için mücadele veriyor. Hacettepe playoff oynuyor. Bandırma playoff oynuyor. Menemen'in deplasmanında işi zor. İçeride Nazilli ve Kahramanmaraş'la oynuyor. Nazilli beraberliği seven takım, Kahramanmaraş'ta düşman canavliyle Menemen'i zorlayabilecek bir takım olarak görüyorum. Kırklareli'nin fikstürü çok kolay. Dışarıda Ordu'ya gidiyor, Konya Anadolu'ya gidiyor. Kolay fikstür görüyor ama içeride çok zorlu maçları var. Ümraniye ve İstanbulspor'la içeride olmayacak. Ümraniye ve İstanbul içeride de olsa gelmek kolay değil. Evet. Burada en güzel fikstür şu anda Hacettepe ve Bandırma Spor'la gözüküyor. Aman nazar değmesin diyorum. Evet. Sarıyer, Bandırma, Hacettepe... Bir de yukarıdan gelince... Ama şöyle diyeyim hocam, Bandırma Spor playoff'ta da elini güçlendirdi, 4. sıraya oturdu. Bundan sonra kimler olur playoff'ta? Vallahi bu ligde konuşmak çok zor. Yani kağıt üzerinde konuşuyoruz tabii. Her şey sahada belli. Sakatlığı var, cezalısı var, hakemlerin yönetimi var, yan faktörler var, seyirci var, destek var. Şu kağıt üzerinde Bandırma Spor elini güçlendirdiğini gösteriyor bana. Ümraniye ve İstanbulspor'dan biri mutlaka playoff, %100 playoff'ta oynayacak. Etti 2. 2. Sarıyer 3. Bandırma ve Hacettepe'den. Altımızda Hacettepe, Menemen var. Ben Menemen ve Kırklareli'ye bu saatten sonra fazla şans tanımıyorum. Ama bu hafta oynayacağımız maç çok çok önemli. Yani sizin yorumunuza göre şu anda mevcut sarı çizgiye ulaşan İlk 5'te Hacettepe, Bandırma, Sarıyer, İstanbul. Öyle görüyorum. Evet. Bu sıralama pek değişme ihtimali yok diyorsunuz. Yok ama bu hafta Menemen'i yenmek şartıyla. Bak bu hafta çok kritik bir karşılaşma. Eğer tersi olursa Allah göstermesin, tamam mı? Bu öyle, hesaplar öyle değişir. Bir şey olmaz. Biz Menemen'i severiz. Evet. Menemen'i severiz. Evet, Menemen'i biz severiz. Evet hocam. Peki. O zaman biz düşme hattına dönelim. Düşme beyaz grupta, ikilik beyaz grupta düşme hattı ne alemde? Ordu ve Pazar herhalde 3. ligin arabasına bindiler. Onlar bir rütbe yolculuk yapacaklar. Ordu'nun 3 puanı 17-17. Ordu ve Pazar'ı bu saatten sonra doktorların yazacağı reçete yeterli olmaz diye düşünüyorum. Evet. Hangi ilacı içerisinde isimler çok zor. 3. takım kim olacak? Kahramanmaraş mı, Hatay mı, Bayrampaşa mı, Üsküdar Anadolu mu? Çok ilginç. Bayrampaşa daha yakın gözüküyor Üsküdar Anadolu maçları açısından. Çünkü Bayrampaşa Hacettepe 3 deplasmana gidecek sevgili Zeki.
Hacettepe Üsküdar Anadolu'ya, Ordu'ya. Üsküdar Anadolu kendi evinde Bayrampaşa ile oynayacak, Menemen ile oynayacak, Ordu ile oynayacak. Üsküdar Anadolu maçları daha rahat. Evet. Dikkatli olmazsa Hatay'da gelebilir. Hatay mı? Dördüncü, üçüncü takım Hatay mı? Bayrampaşa mı olacak? Onu birlikte göreceğiz. Kahramanmaraş ne yapar eder? Ligde kalır diye düşünüyorum. Üsküdar Anadolu'nun ligde kalacağına inanıyorum. Bu fikstüre göre. Ama son sözü yine Yeşil Sağa söyleyecek sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Haftaya biz Menemen'i ağırlıyoruz Bandırma'da. Ne yapalım, nasıl olur? Şimdi bu pazar maçını unutacağız bir kere. O pazar zaferi orada kaldı. Evet. Geçtiğimiz pazarda kaldı. Önümüze bakacağız. Evet, bu Menemen maçına çok ciddi şekilde seyircimizin desteğiyle hazırlanacağız. İyi motive olacağız. Normal oyunumuzu oynarsak, rakibimizi küçümsemezsek, her hafta bunu söylüyorum, konsantre çok önemli. Biz Menemen'i rahat geçeriz. Çünkü orada yenilmemiştik onlara. 0-0 kalmıştık. Ve ligin en çok gol atan takımı biziz. Ligin evet. En çok gol atan. Bakın bakıyorum. Ümraniye lider. 48 gol atmış. Bandırma Spor 4. 51 gol atmış. Biz Mustafa Şen'e rağmen Menemen'i yeneriz diyorum. Seyircimizin desteğiyle 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Evet hocam. Bizde de bu güç var. Evet, teşekkür ediyorum. O zaman hocam biz İsmail Hoca'ya gelelim. İsmail Hoca'nın gelmesiyle değişim rüzgarları esti, Bandırma rüzgarı, özgüven geldi. Doğru söylüyorsun. Nedir, nasıl yorumluyorsunuz İsmail Hoca'nın gelişini? İsmail Hoca keşke daha evvel gelseydi diyorum. Disiplinli takıma kabul ettirdi. Nereden anlıyor dersem, işte emektar, birincilik tecrübeli, Kurşit kadroya giremiyor. Bu bir disiplinin örneğidir. Zaten söylemişti. Disiplin mesajı verdi. Ben dedi, futbolcunun geçmişine değil, sahadaki performansına bakarım dedi. Ve bu tavrı diğer futbolcular üzerinde bir olumlu şok etkisi yarattı. Ha, bu hoca bizim geçmişimize bakmıyor. Sahadaki randımana bakıyor dedi. Evet. Bakın Bandırma Spor'la bu düzeni bir dirilme var. Zamanla Murat Uluç da üzerine koyacaktı. Murat Uluç iyi topçu. Ama Murat Uluç son zamanlarda 3-4 hafta biraz gevşeme içindeydi. Murat Uluç vazgeçilmez bir golcü. Ama biraz daha bu takımın havasına uyarsa Bandırma Spor maç kazanmaya, Murat Uluç da gol yazmaya yetiştiremez diyorum. Yani bizde çok iyi adamlar var. İsmail Hoca'nın disiplini Bandırma Spor'a yaradı diyorum. Ah keşke daha evvel gelseydi diyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman ligin tamamlanmasına 5 hafta var. 5 haftadaki yükselişimiz nasıl olacak? Nasıl olacak? Şimdi biz her maça final havasıyla çıkacağız bundan sonra. Bandırma Spor'un maçları 3 içeride, 2 dışarıda. Menemen, Bursaş ve Ümraniye ile içeride oynayacağız. Menemen en kritik karşılaşma, Menemen maçı olarak görüyorum. Bursaş'ı geçeriz diyorum. Ümraniye ile de final oynarız diyorum. Bak Ümraniye maçı çok değişik. Eğer Ümraniye şampiyonluğu son haftaya bırakırsa Bandırma cehenneminden biraz zor kurtulur. Bak o maç... Yeni şampiyon olur hocam. Yeni şampiyon olur ama yani son haftaya bırakırsa diyorum, eğer yenilip de şampiyonu Bandırma'da bırakırsa kimse şaşırmasın. Sonuçta biz Ümraniye'de yendik. Bandırma Spor büyük maçları sever. Bandırma Spor'un ben Ümraniye maçından çekinmiyorum. Bandırma Spor öncelikle o maça gelene kadar maç düşünecek. Önce Menemen'i devirecek, sonra Sarıyer'den en az bir puanla dönecek. Çünkü playoff'taki rakibimiz. Bursaş'ı devirecek. Hatay'ı zaten o Hatay eli ayağı dolaşık bir takım, kümede kalma mücadelesi verir. Oradan puan ya da puanlar getirebilir. Ümraniye maçına tam bir final havasına çıkacak. Bu Bandırma Spor'da bu güç var. Dolu dolu tam 5 maç izleyeceğiz sevgili Zeki. Nefeslerimiz tutmuş durumdayız. Evet, gerçekten. Playoff'a adım adım yaklaşıyoruz. Allah nazardan saklasın diyorum. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle bu haftaki yorumlarımızı burada noktaladık. Haftaya görüşmek dileğiyle.